Hasan Sabaz Doğru Haber Savaş Suçu Rusya'nın Ukrayna şehirlerinden çekilirken geride bıraktığı görüntüler dünya kamuoyunu dehşete düşürdü. Özellikle Buça ve Irpin bölgelerinde elleri bağlı şekilde infaz edilenlere, toplu mezarlara, tahrip edilmiş ve yağmalanmış yerleşimlere rastlanıyor. Afganistan, Irak ve Suriye'de işlenen cinayetlere, vahşet görüntülerine karşı ciddi bir tepki vermeyen kesimler, Şimdi soykırımdan savaş suçu işlendiğinden söz ediyorlar. BM Genel Sekreteri Guterres, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya Başbakanı Scholz ve Hollanda Başbakanı Rutte başta olmak üzere İtalya, İngiltere ve İspanya Rusya'ya sert tepki gösterdi. Yaptırımların sertleşmesi, diplomatik restleşmeler bekleniyor önümüzdeki günlerde. Tabii Rusya tarafı görüntülerin mizansen olduğunu iddia ediyor. Her zaman yaptığı gibi Rusya'nın gönüllü lobiciliğini yapan çevreler de aynı dili kullanıyor. Biz o kirli dili, katili aklama çabasını daha önce Suriye'de de görmüştük. Şehirler yerle bir edilirken, enkaz altından çıkarılan çocuk cesetleri taş kalpleri bile ağlatırken lobiciler yaşananların mizansen olduğunu iddia ediyordu. Fırınların önünde ekmek beklerken bombalananlar da, pazar yerlerinde varil bombalarıyla yakılanlar da, kimyasal silahlarla nefessiz kalanlar da Mizan Sandy kalbi taşlaşmış kişilere göre. Elbette benzer katliamlara, hatta çok daha fazlasına imza atmış olan Amerika'nın, İngiltere'nin savaş suçu işlendi şeklindeki sözlerinin samimiyetle, insani değerlere bağlılıkla bir alakası yok. Yaşananlar ve medyaya yansıyan görüntüler için İngiltere Başbakanı Johnson, Putin ve ordusunun savaş suçları işlediğinin bir başka kanıtı açıklaması yaparken, Biden, kanıt toplayacak savcılara yardım edeceklerini söyledi. Oysa her iki ülkenin de işgal ettikleri topraklarda askerlerinin işlediği cinayetlerden dolayı yerel ve uluslararası mahkemelerde yargılanamayacağına dair kararlar almasının üzerinden fazla zaman geçmedi. Afganistan'da 2018'de bir medrese, hafız çocukların mezuniyet töreni sırasında işgal güçleri tarafından hedef alındı. Katliamlarda ölen yüzden fazla kişinin tamamı sivillerden oluşuyordu. Bir örnek daha Amerikan savaş uçakları Ekim 2015'te Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz kentinde sınır tanımayan doktorlar tarafından işletilen hastaneyi bir saat boyunca havadan hedef almış, saldırıda hastaların da aralarında bulunduğu 42 kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi de yaralanmıştı. Düğünleri, okulları, sağlık merkezlerini, çocukları doğrudan hedef alan Amerikan vahşeti dünyadan bir yankı buldu mu dersiniz? Maalesef. Dönemin Amerikan Başkanı Obama, 30 dakika boyunca bombaladıkları hastane için sınır tanımayan doktorlar örgütü genel başkanı Dr. Juan Lu'yu arayarak özür dilemekle yetinmişti. Fakat sınır tanımayan doktorlar örgütü, Amerika askeri güçlerin bu hastaneye saldırısını insanlık ve savaş suçu olarak ilan edip suçluların cezalandırılmasını istemişti. Ancak Amerika Savunma Bakanlığı suçlu komutan ve 16 askere disiplin cezası vermişti. Katliamların bir de Suriye boyutu var. Rusya'ya kimyasal silah kullandığı için eleştiren Amerika'nın Suriye'deki katliamları hiç de göz ardı edilecek gibi değil. Suriye'nin Halep şehrinde Etarip ilçesine bağlı Cina köyünde bundan 3 sene önce Amerikan uçakları yatsı namazı sırasında bir camiyi bombalamış ve namaz kılmakta olan Müslümanlardan 80 civarında kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Amerika'nın bölgedeki komutanı biz orayı El Kaide merkezi sanıyorduk. Yanlış yaptık diyerek katliamın üstünü örttü. Biz Putin'in nasıl bir katil olduğunu Ukrayna'daki dehşet uyandıran görüntülerden önce de biliyorduk. O yüzden bu çadaki vahşete fazla şaşırmadık. Üstelik biraz vicdan sahibi olanlar fark eder ki Putin Suriye'ye davrandığı gibi saldırmıyor Ukrayna'ya. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Savunma Komitesi'ne başkanlık yapan Vladimir Şamanov dost Suriyelilere yardım ederken 200'ün üstünde yeni silahın da denemesini yaptık demişti. Putin katil ve savaş suçlusu. Ama bunu Irak, Afganistan ve Suriye'deki katliamlarda payı olan Amerika ve Avrupa liderleri söylediğinde mide bulandırıyor.